Merhaba. 16 Mayıs 1919. Anadolu'yu ayağa kaldırmak üzere gönderilen Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan Bandırma vapuruna binip hareket ettiği gün. Neden bu olay oldu? Neden Mustafa Kemal gönderildi? Altyapısı neydi? Bugün bu konuları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Efendim, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi Osmanlı'nın fiilen, hükmen değil belki ama fiilen sonu demek idi. Memleketin her tarafı işgale uğramaya başlamış. Önce Çanakkale, İskenderun, İzmir, efendim, tabii ki İstanbul başta olmak üzere, Musul ve diğer bazı yerler müttefiklerince, galiplerce, galip olarak imza koymuş olanlarca bir bir işgal edilmeye başlandı. Bir şeyler yapmalıydı. Memleketi kurtarmak lazımdı. Yurdu, padişahı, hilafeti ve saltanatı kurtarmak, milleti kurtarmak gerekiyordu. Bunun için herkes, efendim, kendi etrafınca, kendi aklınca veya kendi etrafındaki insanlarla toplanıyor, bir şeyler üretmeye, fikirler imal etmeye çalışılıyordu. Padişah Sultan Vahidettin Han bu durumdan çıkabilmek için saltanat şuralarını topluyor, Anadolu'ya nasihat heyetlerini gönderiyor, paşalarla ikili görüşmelerle olayı, efendim, çözmek için çareler aranıyordu. Ve de cepheden gelen paşalar İstanbul'da toplanarak bu işin hal yolunun nasıl olacağına dair müzakereler yapıyorlardı. Padişah onlardan bir isim istemiş idi. Bu ismi Anadolu'ya göndereceğiz ve Anadolu'da kurtuluş meşalesi yakılacak diyerek. İşte bu isim etrafında, efendim, görüşmeler devam ederken paşaların toplantısından Nuri Paşa ismi çıkmış olmasına rağmen Refet Bey, Albay Refet Bey bu ismi geri çektirmiş paşalara ve Mustafa Kemal'in bu işi başarabileceğini söyleyerek padişaha bildirmek üzere onun ismini öne çıkarmıştı. Padişah ayrıca da Fevzi Paşa'dan ve Şakir Paşa'dan da isimler istiyordu. Paşaların ismini bana bildirin diyordu. Fevzi Paşa bildirdiği isimlerin içine paşa olarak Anadolu'ya gitmesi muhtemel paşa olarak Mustafa Kemal'in ismini yazmıyor. Ertesi cuma selamlığında ise Padişah Sultan Vahidettin Han listeyi alıyor Fevzi Çakmak'ın elinden. Elbette Çakmak değil o zaman, Fevzi Paşa alıyor ve tetkik ettiğinde Mustafa Kemal'in niçin yazılmadığını sorarak Mustafa Kemal'in de listeye yazılmasını sağlıyordu. Ertesi hafta yapılan liste padişaha veriliyor Şakir Paşa tarafından. Ama Şakir Paşa Mustafa Kemal isminin karşısına bir şerh koymuştur. Bu şerhe göre Mustafa Kemal cumhuriyetçidir, değişik fikirler sahibidir. Dolayısıyla Anadolu'ya gitmesinde mahsurlar meydana gelebilir. Padişahlığın ve hilafetin geleceği açısından. Sultan Vahidettin Han bu listeyi alır ve bu listeyi, efendim, yeğenlerinden Sami Bey'le istişare eder. Ablasının oğlu Sami Bey. Sami Bey de der ki, hünkârım, Mustafa Kemal ismine dikkat etseniz, saltanatınız ve hilafetiniz olayı var. Makamınız olayı var ki Mustafa Kemal cumhuriyetçi fikirlere sahiptir. Padişah der ki, hayır, yurdu kurtaracak tek insan odur. Bırakalım biz saltanatı veyahut da koltuğu. Memleket kurtulsun, onları sonra görüşürüz. Aslında Mustafa Kemal Paşa'yı kıskanıyorlar. Bakınız, Şakir Paşa kıskandığından bu şehri koymuştur
diye cevap verir. Ve Mustafa Kemal'i göndereceğim diye kararını ortaya koyar. Mustafa Kemal ismi çıkmıştır. Neden Mustafa Kemal? Çünkü İngilizler de Samsun'da havalisinde silahını henüz bırakmamış olan 9. Ordu mensuplarının elinden silahı bıraktırmak, onları itaate davet etmek ve orada bulunan Rumların taciz edilmesini, sözüm ona, önlemek gayesiyle o tarafa bir asker gönderilmesini istemektedirler. Padişah'tan ve hükümetten. Bu yönde bir ultimatum da vermişlerdir. Hazır bu ultimatum verilmişken Samsun'a 9. Ordu kıtaatı müfettişi olarak Mustafa Kemal Paşa'yı göndermek maskesi altında aslında Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya, Anadolu'daki meşaleyi yakmak üzere görevlendirmek olayı vardır. Ve Mustafa Kemal Paşa padişahın son kararı ile Samsun'a gidecek olan isimdir. 9. Ordu müfettişi olarak. Mustafa Kemal Paşa'ya padişah bir de Hatt-ı Hümayun vermiştir. Bu Hatt-ı Hümayun alışılmışın dışında belki Osmanlı'da hiç yapılmamış bir usulle Mustafa Kemal Paşa'ya olağanüstü yetkiler tanıyan bir Hatt-ı Hümayun'dur. Hatt-ı Hümayun'un orijinal şekli burada var ama ben bu kelimeler birazcık sizlere ağır geleceğini düşünerek bugünkü Türkçe'ye çevirdim ve sizlere arz ediyorum. Ne yazmıştı Vahidettin Han bu Hatt-ı Hümayun'da? Diyordu ki, yaverilerimden Kurmay Tu General Mustafa Kemal Paşa'ya, genel savaşın müttefikler hesabına kaybedilmesi üzerine doğan siyasi durum, büyük atalarımın mülkünü ve hilafet ve saltanat makamını çetin ve korkulu bir yere sürüklediğinden, hükümetimin kararıyla atandığınız mıntıkadan asayişi sağlamak ve padişaha ait dileğimle rıza ve dileğime aykırı hallerin meydana gelmesini engelleyerek ve topyekün korkulu şeylerin def'ine cehd ve gayret göstererek milletimin dokunulmazlığını gerçekleştirmek ve memleketimin saldırgan ellerden kurtulmasını sağlamak için tek vücut halinde davranılmasını padişaha ait selamımla beraber asker ve memurlara ve halka bildirmek üzere irade ettim. Mustafa Kemal askerdir. Asker için gönderilmektedir 9. kıtaata, 9. orduya ama bakınız burada dendiğine göre askerlerin haricinde memurlara da emretmek üzere gönderilmiştir. Ve de halka da emretmek üzere. Bu demektir ki hem askerler hem memurlar hem de halk Mustafa Kemal'in sözlerini dinlemekle mükelleftirler. Padişahın Hatt-ı Hümayun'u bunu göstermektedir. Padişah ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine ona özel tahsisat da tayin ettirmiş, verdirmiştir. Paralar ve kullanıma hazır diğer evrak. Gerek Bandırma vapuruna binişte, gerek de Amasya'da Mustafa Kemal Paşa'ya bu paraların teslim edildiğine dair makbuzlar elbette tarih kitaplarında mevcuttur, tetkik edilmelidir, vardır. Tabi Mustafa Kemal Paşa yola çıkmadan önce kendisine bir de karargah tahsis edilmiştir. Götürmek üzere, orada istihdam etmek üzere, emrinde bulundurmak üzere şu isimlerde kendisine tahsis edilmiş ve Bandırma vapuruna bu isimlerde binmiştir. Miralay Refet Bey, Kazım Bey, Manastırlı Kazım Dirik sonradan ismi almıştır. Mehmet Arif Bey, buna Ayıcı Arif derler tarihimizde meşhur lakabı. Hüsrev Bey, Hüsrev Gerede. Binbaşı Kemal Bey, Binbaşı İbrahim Tali Bey, doktor. Binbaşı Refik Saydam Bey, doktor. Yüzbaşı Cevat Bey, Cevat Abbas Bey. Yüzbaşı Mümtaz Bey, Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, Yüzbaşı Ali Şevket Bey,
Mülazım-ı Sani Muzaffer Bey, Mülazım-ı Evvel Hayati Bey Asteğmen, Mülazım-ı Evvel Abdullah Bey, Mülazım-ı Evvel Hikmet Bey, Katip Faik Bey ve Katip Memduh Bey. İşte Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919 tarihinde kendisine tahsis edilen Bandırma vapuruna bindiğinde hem kendisine tahsis edilmiş paralar alacak hem de kendi karargahına tahsis edilmiş bu ismini saydığım askerleri ve katipleri alarak yola çıkmış olacaktır. 16 Mayıs 1919 tarihinde demir alan Bandırma vapuru Boğaz'dan çıkacağı sırada İngiliz ve Fransızlarca durdurulacak, tepeden tırnağa kadar aranacak ve ondan sonra yoluna devam etmek durumunda kalacaktır. Hayret-i muciptir ki İngilizler Bandırma vapurunu Samsun'a çıkana kadar geriden takip etmişlerdir. Neden takip edildi? Neden geriden takip edildi? Elbette bunların cevabını tarih verecektir. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basacaktır. Tabii ki bu tarih milli efendim Anadolu'daki milli mücadelemizin başlangıç tarihi olarak tarihlerce kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa muhtelif programlarda ifade ettik. Gün ve tarih programlarımızda asıl gayesi memleketi kurtarmak, hilafet ve saltanatı kurtarmak, kendisine verilen görev, para ve heyetle birlikte bu işi sağlamak. Ama onun içindeki asıl gayesi ise Türkiye'yi kurtardıktan sonra hilafet ve saltanatı değil, baki kılmak değil, cumhuriyeti kurmak ve Osmanlı Devleti'ne son vermek idi. Anadolu'da başlayan silahlı mücadele bütün topyekün milletin iştiraki ile, çünkü elindeki belgeye göre padişaha itaat etmesi gerekiyordu. Herkesin, asker, memur ve sivil herkesin ve de itaat edildi. Topyekün bir millet ayağa kalktı, büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla, elde kalan son varlıklarla, elde kalan son nüfusla Anadolu'daki bu mücadele kazanıldı ve 1922 yılının efendim Eylül ayının sonlarında son silahta atılmak suretiyle söz masaya kaldı, söz Lozan'a kaldı. Lozan'dan sonra olanları da biliyoruz efendim. Önce saltanat, arkasından hilafet kaldırılıp cumhuriyet ilan edildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri işte bu olaylarla atılmış oldu. Bugünkü süremizin sonuna geldik efendim. Hepiniz bereketle kalın.